Lüle taşı yerin muhtelif derinliklerinden 1 metreden başlayıp 120 metre derinliğe kadar tamamen el gücüyle çıkarılan bir madendir. Kazma kürek yani. İş makineleri bu bölgede kesinlikle çalışması yasaktır. Doğaya zarar vermeden bizlere serbesttir çalışmamız. Yer altına inerken yerin belirli katmanlarında birer insan boyu aralıklarla kırılmış küçük fay hatlar arasında sıkışarak oluşmuş magnezyum, silis ve karbonat içeren bir kimya yapısına sahiptir. Bu kimya yapısıyla da %78 oranında insan sağlığına faydası olan bir madenimiz. Örneğin %78 nikotin emme özelliğine sahip, aynı oranda ev içerisinde hijyenik ortam, vücuttaki negatif enerjiyi alma, stres alıcı özelliğinin yüksekliği, %90 radyasyon alıcı özellikleri bulunan dünyanın en hafif taşı ve dünyadaki yanmayan taşlar sınıfındadır. 2500 santigrat derece ısıya dayanabilen, zeytin gibi simsiyah bir renge dönüşen, kırılma şansının da ortadan kalktığı bir madenimiz. Kolay yontulabilen, Almanca ve İngilizce Meerschaum yani deniz köpüğü adı verilen bir maden. Aslında biz ona çok katılmıyoruz. Biz lüle taşı diyoruz. Tarihte yapılan araştırmalarda nargile içilen yani nargilenin içildiği yerin yapıldığı lüle dediğimiz yeri, hani tömbekilerin olduğu yer, kömür yanan yer lüledir. Bunun ismindendir. Orada yakılan nargile dumanı dahi bunun üzerinde kıvrılarak çıkar. Hatta şu şekildedir. Saç lülelerine benzediği için lüle ismini almıştır. Biz bunu lüle olarak biliriz ve lüle taşı deriz. Daha eski çağlarda da patal diye geçiyormuştu. Köy yerlerinde patal diye biliniyormuştu. Ama bu lüle taşıdır. Tamamen organik, tamamen doğal, tamamen has bir maden. Dokundukça dokunasınız geldiği, insana haz veren duygulara sahip olma özelliğine ulaşmış bir maden türümüz. Coğrafi konum işareti almış bir ürün zaten. Neticede orası da önemli. Eskişehir'in kuzeyi ve doğusunda bulunan 8-10 tane sıralı köyler bu taşa ev sahipliği yapıyor. Bir de bu taşın diğer özelliklerinden birisi hiçbir makine kullanmadan yapılan ürünlerdir. Yani delme takma için bu malzemeleri kullanırız. Ama neticede hepsi şurada görmüş olduğunuz kaba bıçağı, iş bıçağı, kanca veya sıyırgı diye kendimiz yaptığımız, kendimiz isim verdiğimiz bıçaklarımız var. Bu bıçaklarla çeşitli şekiller veririz. İşte tarihten beri kullanılan 1850'li yıllarda biliyorsunuz Fransa'da yapılan ciddi bir araştırma ve oylama sonucunda dünyanın en iyi tütün için malzemesi olarak onay alan bir madendir ve birinci sıraya yerleşmiştir. Onun içinde hep lüle taşı pipolar kullanırız ve bunun devamında ve şu pipolardır yani. Daha sonra biz bunları biraz daha geliştirdik. Çeşitli işlemelere döndü. İşte biblolar yapıyoruz ev figürleri için. Mesela atımız işte veya çeşitli şekiller vererek kendi toprağıyla da renklendirerek pandalar gibi nargilede kullanılabilen sipsiler en çok da rağbet gören tesbihlerdir. Şöyle gördüğünüz tesbihlerimiz. Bayanlar için kolyeler, küpeler, lüle taşından işte biblolar vesaire. Yani aklınıza gelebilecek her şey yapılabilirdi bu taştan. Yapılabiliyor da. Elimizden gelen portreler yapıyoruz mesela kişiye özel. Vatandaş geliyor diyor ki ben kendi resmimi istiyorum veya bir başkasının resmini getiriyor ben ona hediye edeceğim gibi olaylarda da çok yokuz aslında. Bunu yapan bir 2-3 kişi varız. Birisi oğlum, birisi ben, birisi de başka bir arkadaşımız gibi diyebiliriz.
direktmen resme de çalışıyoruz yani direktmen fotoğrafa da çalışıyoruz. İki yıldır bu işi yapıyorum. Ülletaşı. Ülletaşı dünyada yalnız Eskişehir'e çıkar. Toprağın derinliklerinden çıkar. Topraktan üstte yumuşak bir taştır. Bıçakla güzel, istediği gibi şekilde işlenir. Bulunmuş tarihi 1650-1700 yılları arasında keşfedilmiş. Daha çok pipo yapımında kullanılıyor. Pipo olmayan dışındaki taşlar biblo ve hediyelik eşya, takı, tesbih, kolye. Yunus Emre, Nasrettin Hoca, kule taşından yapıldı el işi bunlar. 80 metreden çıkıyor hamali, böyle burada bir kartal işledim. Burada bir odun kule taşı parçasına blok halde bir odun pazarı. Evi kesiti var. Bunu da karikatür Ekrem abimiz yaptı. Kule taşına ilk defa çizimler yapıldı. Bunlar gözyaşı kutuları. Üçüncü kuşak. Ben dördüncü, oğlum beşinci. Torunlar altı. Hem okuyorlar hem bu işi bilirler yani. Allah'ın sevgisi. Bu şekilde devam ediyoruz. Dünyada başka yerde yok Eskişehir'den başka. Kenya'da çıkıyor siyah. Bunun gibi işleniyor ama siyah. Bizimkiler birinci kalite. Tamam. Sanayide de kullanılıyor. Araba egzozlarında fabrika bazı. Emici gücü var. Nereye alırım? Yani ateşe dayanıklı. 3000 derecede erime ve dağılmıyor. Amerikalılar uzay gemilerinde kullanıldığını söyleniyor. Tozunu biz ihracat yaptığımız anlarda duymuştuk o zaman. Birleştirip yanma olasılığı yok ve hafif olduğu için kullandıklarını söylediler. Duyduk onu.